Fizik 801. Klasik mekanik 9. ders. Gelecek derste yapılacak olan sınav ilk 5 dersi ve ilk 2 ev ödevini kapsayacaktır. Bu yüzden tartışacağımız başlıkları burada listeledim. Tabii ki onların tümünü bugün tartışmamız mümkün değil. Ancak bir seçim yapacağım. ölçeklendirmeyi ve Galileo Galilei'nin ilginç bir örneğini kullanacağımızı hatırlıyorum. Bir hayvan ve hayvanın bacakları vardı. Ve hayvanların tüm boyutlarını bir tek büyüklük ile tanımladık ve bu büyüklüğe S adını verdik. Bunu S olarak adlandırdık ve burada uyluk kemiği olduğunu ve bu uyluk kemiğinin L uzunluğuna ve D kalınlığına sahip olduğunu söyledik. L'nin S ile orantılı olacağını söylemek oldukça mantıklıydı. Eğer bir hayvan diğer hayvandan 10 kat daha büyük ise, bacağı da tipik olarak 10 kat daha uzun olacaktır. Hayvanın kütlesi boyutlarıyla yani S'nin 3. kuvvetiyle orantılı olması gerektiği için bu aynı zamanda uyluk kemiğinin uzunluğu ile de üçüncü dereceden orantılı olmalıdır. Böylece kemiklerin kırılmasını istemiyoruz ki buna fizikte basınca dayanamama denir. Eğer bir beton parçası alırsam, bir beton blok ve onun üzerine çok fazla basınç uygularsam parçalanmaya başlar. Ve bu Galileo Galilei'nin aklında olan şeydi. Daha ve daha iri hayvanların bu kırılmaya karşı korumak için şu iddiada bulunmuştuk. Artık bunu kanıtlanmasına girmeyeceğim. Kütle, uyluk kemiğinin kesit alanı olan D kare ile orantılı olmalıdır. Kütlenin uyluk kemiğinin kesit alanı olan D kare ile orantılı olması gerektiği fikrini savunduk. Öyleyse hemen D karenin L'nin 3. kuvveti ile orantılı olması gerektiğini görebilirsiniz. Böylece D uyluk kemiğinin uzunluğunun 3 bölü 2. kuvveti ile orantılı olmalıdır. Bu eğer bir fili bir fareyle kıyaslarsanız, filin toplam büyüklüğünün bir farenin toplam büyüklüğünden 100 kat daha fazla olması gerektiğini ifade eder. Uyluk kemiğinin yaklaşık 100 kat daha büyük olmasını beklersiniz ki bu doğrudur. Fakat bu durumda uyluk kemiğinin yaklaşık 1000 kat daha kalın olmasını da beklersiniz ve bunun doğru olmadığını görmüştük. Gerçekte filin uyluk kemiği sadece 100 kat daha kalındır. Yani boyut ile aynı ölçekte ve cevap doğanın kemiklerin ufalanmasına karşı koruma yapmak zorunda olmadığı gerçeğine dayanıyor. Bükülme olarak adlandırdığımız çok daha büyük bir tehlike var. Bükülmede kemik böyle bir olayla karşılaşır ve eğer o sırada üzerine bir basınç uygularsanız kemik kırılır. Böyle bir durumda asıl yapmanız gereken şey D'yi L ile orantılı şekilde ölçeklendirmektir. Oysa bu kolayca anlaşılan ve kavranılabilen bir şey değildir ama olacak şeyin izahı budur. Bu durumda doğada hayvanların tehlikelere karşı koruyan bu bükülmedir. Ve bükülme çok fazla olduğu zaman bu durumda kemiklerin belli bir noktada kırılacağını tahmin ederim. Oo, bunlar bayağı sert kemiklerdi değil mi? Kırılacak ve doğanın önlemeye çalıştığı şey budur. Bu bir ölçeklendirmeydi. Şimdi skaler çarpım hakkında konuşalım. Eğer oraya bakarsanız ben rastgele bir şekilde konularıma göz atıyorum. Şimdi skaler çarpım hakkında konuşalım. Bir A vektörüm var. AX çarpı X şapka. Burada X şapka birim vektördü. Artı AY, Y şapka. Artı AZ, Z şapka. Ve bunlar x, y ve z yönündeki 3 birim vektördür. Ve bunlar a vektörünün x bileşeni, y ve z bileşenleridir. Diğer bir vektörüm var. bx, x şapka. by, y şapka. bz, z şapka. Şimdi skaler çarpım yani nokta çarpım A nokta çarpım B. Ayrıca skaler çarpım olarak da adlandırılır. B nokta çarpım A ile aynıdır. Ve AX BX artı AY BY artı AZ BZ olarak tanımlanır. Ve bu bir sayıdır. Bir skalerdir, bir basit sayıdır. Ve bu sayı sıfırdan büyük olabilir. Pozitif olabilir, sıfıra eşit olabilir, ayrıca sıfırdan küçük olabilir. Bunlar tam sessiz sayılardır. Tanımlayabildiğiniz başka bir yol daha vardır. Eğer isterseniz bunu bir numaralı yöntem olarak adlandırabilirsiniz. Nokta çarpımı elde edebileceğiniz başka bir yol daha var. Size tam olarak aynı sonucu verecek. Eğer bir A vektörünüz ve bir B vektörünüz varsa ve aralarındaki açı teta ise bu durumda B'nin A üzerine iz düşümünü ya da A'nın B üzerine iz düşümünü alabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ve bu durumda bu iz düşümün uzunluğu tabii ki B kosinüs teta'dır. Ve böylece A nokta çarpım B ve bu tam olarak aynıdır. Bunun ispatına göz atmak isteyebilirsiniz. Bu nokta çarpım A'nın büyüklüğü çarpı B'nin büyüklüğü çarpı kosinüs teta'dır. Ve bu kesinlikle aynı sonucu verir. Bu formül hakkında ilginç olan şey, bunda böyle bir şey yoktur. Hemen görebileceksiniz ki eğer bu iki vektör arasında 90 derece ya da 270 derece olması durumunda nokta çarpım sıfır olacaktır. Böylece bu, bununla elde edebileceğiniz fakat bununla elde edemeyeceğiniz bir bakış açısıdır. Şimdi, skaler çarpımın gerçek bir örneğini alalım. A'nın 3x üstüne ve B'nin de 2x üstü artı 2y üstüne eşit olduğunu varsayalım. Ve sizlere Skaler çarpım nedir diye soruyorum. Bir numaralı metodu kullanabilirsiniz. Bu şimdiye kadar en çabuk olandır, bana inanın. AX 3'tür, x 2'dir ve böylece bu bana 6'yı verir. AY bileşeni yoktur, AZ bileşeni yoktur. Yani cevap budur. Sadece 6. Bu nokta çarpımdır. Öteki şekilde de yapmış olabilirdiniz. Bu biraz daha karışıktır fakat kesinlikle bunun da geçerli olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Eğer bu x yönü ve bu y yönü ise z yönü olmadığı için z yönünü incelemek istemiyoruz. Bu durumda bu a vektörü olacak. Ve bu nokta 3'te olacak. Bu b olacak. Ve bu 2 olacak. Böylece bu B vektör olacak. Ve şimdi hemen bu açının 45 derece olacağı açıktır. Bu sonuç 2 iki ve 2'den görülmektedir. Eğer şimdi 2 numaralı metodu kullanırsak A nokta çarpım B ilk olarak A'nın büyüklüğü ki bu 3'tür çarpı B'nin uzunluğu, bu 2 çarpı karekök 2, bu 2, bu 2, bu da 2, karekök 2, çarpı kosinüs 45 derece ki bu yarım çarpı karekök 2 ve cevap altıdır. Bu karekök 2 ve bu karekök 2'nin sadece 2'ye eşit olduğuna ve sonucu 6 olarak bulduğumuza dikkat edin. Kesinlikle aynı cevabı bulacaksınız. Fakat bunu yapmak aptalca bir şeydir çünkü daha kolay bir şekilde yapılabilir vektörel çarpım hakkında vektörel çarpımın determinant ile yaptığımız formüllerini gözden geçirmek istemiyorum. Sadece eğer iki vektörün vektörel çarpımına sahipseniz A vektörel çarpım B'nin eksi B vektörel çarpım A olduğunu ve C'nin büyüklüğünün A'nın büyüklüğü çarpı B'nin büyüklüğü, çarpı aralarındaki açının sinüsü olduğunu bu arada hatırlatmak istiyorum. C vektörü daima hem A'ya hem de B'ye diktir. Başka bir deyişle bu iki vektörün oluşturduğu düzlemeliktir. Şimdi... Eğer düzlemedik ise bu durumda tahta ediktir. İki seçeneğiniz var. Ya sizlere dik olarak çıkmakta ya da dik olarak tahtaya doğru gidiyor. Ve şimdi herkes bunu belirlemek için kendi yöntemine sahiptir. Sağ el tribüşon kuralı olarak adlandırılan yöntemi sizlere öğrettim. Bahsedilen ilk vektörü alıyorsunuz. Bu durumda A'dır. Ve bunu en dar açı üzerinden B'ye döndürüyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman tırbişonunuzu aynı şekilde döndürüyorsunuz. Sizin oturduğunuz yerden görününce bu saat yönünün tersidir. Bu durumda tırbişon size doğru gelir. Ve böylece vektörün yönü böyledir ve siz vektörün ucunu tahtadan size doğru çıkıyormuş gibi görürsünüz. Böylece bu size yönü verir. Şimdi sizlere bir cismin x konumunu zamanın fonksiyonu olarak vereceğim. Ve sonra hızlar, ivmeler, düşünebileceğiniz her türlü şey ve işlediğimiz her şey hakkında kendi kendime çok sayıda soru soracağım. Süratler ve buraya dört saniyeyi sığdıracağım. Yani bu saniye olarak zaman eksenidir. Ve dört saniyeyi içerecektir. Bu bir olsun. İki, 3 ve 4. Ve cisim artı 6 konumunda olsun. Bu x eksenin ve bu gerçekten cismin hareket ettiği yer. Burası 3 ve burasını eksi 3 metre olarak alalım. Buraya bazı kılavuz çizgileri koyalım. Böylece benim için eğriyi çizmek daha kolay olur. Tamam. Şimdi x'i t'nin fonksiyonu olarak veriyorum. Zaman t saniye eşittir Cisim burada ve buradan geldi. Ve bu bölüm bir paraboldür. Ve burada parabol yataydır. Bu önemlidir. Bunun parabol ve burasında yatay olduğunu bilmeniz gerekir. Yani cisim artı 6'dan 3'e gidiyor ve sonra oradan eksi 3'e gidiyor. Sonra burada bir saniye duruyor ve sonra bir saniyede artı 6'ya geri dönüyor. Bir boyutlu bir problem. Hareket sadece x ekseninde ve x yönü boyuncadır. Gerçekleşen tüm bu farklı saniyeleri analiz edelim. İlk olarak birinci saniyeye bakalım. Birinci saniye boyunca bu bir parabol olduğundan ivmenin sabit olduğunu biliyorsunuz. Umarım hemen A'nın sabit olduğu sonucuna varırsınız. Eğer A sabit ise zamanın fonksiyonu olarak X konumu şöyle değişmelidir. X0 artı V0T artı 1 bölü 2 at kare. Bu eşitliği bildiğinizi umuyorum. Çoğu zaman size sınavda denklemleri veririm. İkinci ve üçüncü sınavda bunları verebilirim. Fakat bu sınavda vermeyeceğim. Denklemlerin hepsi çok temeldir ve onları kendi dünyanızın bir parçası yapmak zorundasınız. Yani bu denklem hatırlamak zorunda olacağınız bir denklemdir. Tamam. Burada hız nedir? Burada hız sıfır olarak çıkar. Ve buradaki hız ise artık sıfır değildir. Eğer t eşittir bir durumuna bakarsam, bu durumda x sıfır altıydı. Burada sıfır hız ile başlamış ve bu verilmiş. Ve artı 1 bölü 2 çarpı at kare elde ederim. Ve burada bu sadece bir saniyedir. Ve konum 3 olduğu zaman 6 artı 1 bölü 2 çarpı a çarpı 1'in karesini elde edelim. Ve bu durumda ivmeyi eksi 6 metre bölü saniye kare olarak elde edersiniz. Yani ilk saniye boyunca ivme eksi 6 metre bölü saniye karedir. Ve zaman fonksiyonu olarak hız v bunun türevidir. v0 artı a çarpı t'dir. Ve v0 sıfır idi yani eksi 6 çarpı t olur. Yani hız doğrusal bir biçimde değişiyor. Birinci saniyenin sonunda neleri biliyorum? X'in 3 olduğunu söyleyebilirim. Hız hakkında neyi biliyorum? Hız eksi 6. İma hakkında neyi biliyorum? Bilmiyorum. İma hakkında bir şey bilmiyorum. İlk saniye zarfında A'nın eksi 6 metre bölü saniye kare olduğu doğrudur. Fakat bu noktada aniden değişmektedir. Böylece bu noktada tam tanımlanmamıştır. Aslında fiziksel değildir. Bu yüzden gerçekten sonunda e imenin ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi ikinci saniyeye geçelim ve orada ne olduğunu görelim. İkinci saniye. İlk olarak ikinci saniye boyunca olana bakalım. Ve sonra ikinci saniye sonunda iki duruma bakacağız. İkinci saniye boyunca düz çizgi olduğu için hızın sabit olduğu açıktır ve eksi 6 metre bölü saniye olarak sabit kalmaktadır. Bu tam olarak bu noktanın sonunda olduğu değerdir. 6 metre gittiğini görebilirsiniz. Artı 3'ten eksi 3'e. Bir saniye böylece hız eksi 6 metre bölü saniyedir. Bu nedenle ivme sıfırdır. İvmenin aniden eksi 6 metre bölü saniye kareden sıfıra değiştiğini görüyorsunuz. Böylece size bu anda değerin ne olduğunu söyleyemem. Bu ikinci saniye zarfındaki durumdur. Peki ikinci saniyenin sonundaki durum nedir? sonunda x'in eksi 3'e eşit olduğunu biliyorum. Hız nedir? Bilmiyorum. Çünkü burada eksi 6'dan sıfıra aniden değişmektedir. Bu nedenle bu noktada ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Bu fiziksel bir şey değildir. Çok ani değişiklik. Ve ivme. Evet. Bu da oldukça aldatıcı bir şey. Eğer hız ikinci saniyenin burasında eksi 6 ve burada sıfır oluyorsa ve bu da anlık meydana geliyorsa bu noktada çok büyük bir ima olmalıdır ki bu da fiziksel değildir. Bu yüzden A içinde bir soru işareti koyuyorum. A'nın ne olduğunu bilmiyorum. Üçüncü saniyeye geçiyoruz. Bu kısma. İlk olarak üçüncü saniye süresine bakalım. Evet cisim hiçbir yere gitmiyor. Sadece orada duruyor. X eksi 3 olarak kalıyor. Ve hız 0. Ve İM 0. Bu konuda fikir olabiliriz. 3. saniyenin sonunda durum nedir? T eşittir üçgen X'in eksi olduğunu biliyorum. Bunun tartışması bile olmaz. Hız nedir? Bilmiyorum. Çünkü sıfırdan pozitif bir değeri aniden değişiyor. Yani bu tam olarak tanımlanmamıştır. Ve aynı şey ivme içinde geçerlidir. Hızda ani bir değişim söz konusudur. Bu oldukça büyük bir ivme olması anlamına gelir. Bilinmiyor. Tabii ki bu eğri fiziksel olmadığı için tam olarak tanımlanmamıştır. Şimdi son saniyeye bakalım. Dördüncü saniye. İlk olarak dördüncü saniye sürecine bakalım. Eksi 3'ten artı 6'ya gidiyor. Bu doğrusal bir çizgi. Bu yüzden hız sabittir. Eğer hız sabit ise bu durumda hemen anın sıfır olduğu sonucuna varabilirsiniz. İğme yok. Ve bir saniyelik zaman zarfında 9 metre gitmektedir. Fakat şimdi hız artıdır. Artı 9 metre bölü saniyedir. Böylece cisim ilk olarak pozitif x değerinden sıfıra ve oradan da negatif x değerine gitti. Bütün bu süre boyunca işaret geleneğimize göre hız negatif idi ve şimdi artı 6 değerine geri dönüyor. Hız artı 9 metre bölü saniye oluyor. Dördüncü saniyenin sonunda durum nedir? Tüm söyleyebileceğim şey x'in artı 6'ya eşit olduğudur. Daha fazla bir şey bilmiyorum. Hızın ne olduğunu bilmiyorum. E İmenin de ne olduğunu bilmiyorum. Şu veya bu şekilde iğne burada bitiyor. Şimdi şu soruyu sormanın mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Örneğin t eşit 0 ve t eşit 4 saniye arasındaki ortalama hız nedir? Ortalama hız. Biz ortalama hızı 4. saniyedeki konum eksi 0 saniyedeki konum bölü 4 olarak tanımlarız. Bu bizim tanımımız. 0 saniyede artı 6, 4. saniyede artı 6. Böylece pay 0'dır. Dolayısıyla bu 4 saniyelik seyahat süresince ortalaması sıfırdır. Bunu sevmeyebilirsiniz. Sizin mantığınıza ters gelebilir. Tabii ki sizinle hem fikir olmayabilir fakat hızı bu şekilde tanımlıyoruz. Sürat farklı tanımlanır. Sürat hız vektörünün büyüklüğüdür ve bu nedenle sürat daima pozitif değerlere sahiptir. Ve şimdi sizlere t eşittir 0 ve t eşittir 4 arasındaki ortalama süreti göstereceğim. İşte bu 4 saniye içinde gitmiş olduğu mesafedir. İlk olarak 1. saniyeye göz atalım. Artı 6'dan artı 3'e gidiyor. Böylece 3 metre yol almıştır. Sonra 2. saniyede artı 3'ten eksi 3'e gitmiştir. Diğer bir 6 metre daha almıştır. Ve sonra üçüncü saniyede tembelleşmiştir. Hiçbir şey yapmamıştır. Dolayısıyla gittiği yol sıfırdır. Ve son saniyede oldukça aktif olmuştur ve 9 metre yol almıştır. Fark ettiniz mi? Sadece artı işaretlerini görüyorsunuz. Hiçbir eksi işareti yoktur ve bu mantıklıdır. Ve bunlar 4 saniye içinde meydana gelmektedir. Bu 4,5 metre bölü saniye eder. Yani ortalama sürat 4,5 metre bölü saniye iken ortalama hız sıfırdır. Ve şimdi zamanın fonksiyonu olarak hız eğrisini çizebiliriz. Buraya 4,5 yazayım. Burada zamanın fonksiyonu olarak hızı oluşturmak için henüz yeterli yerim var. Yeni bir grafik çizeceğim. Bu zaman eksenim. Ve bu da hız. Burası sıfır. Birinci saniye, ikinci saniye, üçüncü saniye, dördüncü saniye. Ve hız metre bölü saniye biriminde. Burası artı 5 ve buraya artı 10 yazıyorum. Ve burası eksi 6. Peki şimdi ne yapacağım? Birinci saniye zarfında hızın eksi 6t olduğunu biliyorum. Böylece bu linerdir. Ve böylece birinci saniye zarfında zamanın fonksiyonu olarak hız böyledir. sıfırdan başlıyor. Bunu görebilirsiniz. Ve burada olduğu zaman hız eksi 6 metre bölü saniye alıyor. İkinci saniye sırasında eksi 6 metre bölü saniye olarak kalmaktadır. O halde ikinci saniye sırasında hız değişmemektedir. Sabit kalıyor. Üçüncü saniye zarfında hız aniden sıfıra sıçramaktadır. Bunun nasıl fiziksel olmadığını görüyorsunuz. Ve böylece 3. saniye sırasında aniden hız sıfır olmaktadır. Tabii ki bunu fiziksel yapmak için bu ikisi arasında bir şekilde bir bağlantı olması gerekir. İşte bu noktada oldukça büyük ivmeye sahip olmamızın sebebi budur. Kesinlikle bu noktada da ayrıca ivmeye sahip olacaksınız. Çünkü hızda bir değişme vardır. Ve dördüncü saniye sırasında hızı artı 9 metre bölü saniyedir. Bu yüzden yukarıya doğru sıçrayacağız. Bunu artı 9 yapalım. Ve son saniye sırasında buradayız. Ve yine bu fiziksel değildir. Yani bir şekilde bir geçiş olmalıdır. Ve böylece burada zamanın fonksiyon olarak hızı görmektesiniz. Şimdi ilginç soru geliyor. Eğer bunu size verirsem, bu verilmiş olsa bunu elde etmek mümkün müdür? Bunu bilmiyorsunuz. Bunu ona dönüştürebilir misiniz? Ve cevap evettir. t eşit sıfırda konumunu size vermem kaydıyla bu mümkündür. t eşittir sıfırda x eşit artı 6'dır. Ve bu sizin için bu bilgileri kullanmak ve onu yeniden oluşturmak için yeterlidir. Bunu yapmak oldukça ilginç olur. Eğer bunu seviyorsanız sizlere bir denemesini yapın derim. Tamam. Şimdiye kadar süratler, ortalama hızlar ve e iğmeleri öğrendik. Şimdi yörüngelere gidelim. Üç boyutlu yörüngelere. Yörüngeler çok şükür neredeyse hiçbir zaman üç boyutlu değillerdir. Daima iki boyutlu olurlar. Yörüngenin kendisi düşeri düzlemdedir ve biz normal olarak bir cismi çekim alanında yukarıya doğru attığımız zaman düzlemde bir yörüngeye sahip olacağız. Bu x yönü ve bu y yönü olsun. X'in artan değerleri, Y'nin artan değerleri bir cisim alıyorum. Ve onu yukarı doğru bir V0 ilk hızıyla atıyorum. Ve bu cisim ne yapacak? Yer çekiminin etkisi altında bir parabol elde edeceksiniz. Ve tekrar buraya gelecek. Ve bu tür problemlerle karşılaştığınız zaman Birisi x yönünde ve diğeri y yönünde olmak üzere iki tane bir boyutlu hareket olacak şekilde bunu bileşenlerine ayıracağız. Zaten halihazırda t eşit sıfırda hızı bileşenlerine ayırdık. Bunu v sıfır x olarak adlandırıyorum ve kesinlikle eğer bu açı alfa ise v sıfır çarpı kosinüs alfa eşittir ve y yönünde t eşit sıfırdaki hız. Bunu da v sıfır y olarak adlandıracağım ve bu v sıfır çarpı sinüs alfadır. Ve şimdi cismin x yönünde zamanın fonksiyonu olarak nasıl hareket ettiğini ve y yönünde zamanın fonksiyonu olarak nasıl davrandığını bilmek istiyorum. Böylece x yönü için denklemleri yazıyorum. Zamanın fonksiyonu olarak x eşit x0 artı v0x çarpı t şeklindedir. Hepsi bu. İğme yoktur. Zamanın fonksiyonu olarak x yönündeki sadece v0x'tir. Bu hiç değişmez. Bunlar x yönü içindir. Şimdi y yönünü alıyoruz. Zamanın fonksiyon olarak y eşittir y0 artı v0y çarpı t artı 1 bölü 2 a t kare şeklindedir. Kullanacağım g değerleri daima pozitiftir. Ya 9 onda 8 metre bölü saniye karedir ya da bazen onu 10 olarak kullanmak daha kolaydır. Fakat her zaman pozitiftir. Bu durumda bunu Y'nin artan değeri olarak seçtiğim için şimdi eksi 1 bölü 2 G çarpı T kare olarak koymak için sebebim budur. Bazılarınız böyle olmadığını düşünebilir. Çünkü ima aşağı yönlüdür. Bu bir sebep değildir. Çünkü bunu Y'nin artan yönü olarak adlandırabilirdim. Bu durumda artı 1 bölü 2 çarpı G çarpı T kare görülürüz. Şimdi benim seçimli sonucu Y'nin arttığı yön budur. Bu nedenle de normalde artı 1 bölü 2 kare görürsünüz. Şimdi bunu eksi 1 bölü 2 g çarpı t kare ile değiştireceğim. Bu durumda zamanın fonksiyonu olarak y yöndeki hız bunun türevi olacaktır. Yani v0 y eksi g çarpı t ve ivme eşit eksi g'dir. Bunlar y yönde hareketi yöneten üç denklemdir. Bu yalnızca hava direnci ve herhangi bir sürtünme yok ise geçerlidir. Biz dünya yüzeyine yakındaysak bu çok gerçekçi değildir. Fakat dünyadan oldukça uzakta KC-135 ile yaklaşık 30 bin fit irtifada uçuyorsak, tabii ki bu biraz daha gerçekçidir. Ve bu nedenle seçtiğim örnekte bir cisim KC-135 aracılığıyla yaklaşık 25 bin ya da 30 bin fit yükseklikten 425 mil bölü saat hızla atılıyor. Uçak motorlarını durduruyor ve sonra geriye kalan yaklaşık 30 saniyede. Uçak da dahil olmak üzere herkesin hiçbir ağırlığı yok. Bu sizinle şimdi niteliksel olarak incelemek istediğim durumdur. KC-135 durumunda alfa açısını 45 derece ve V0'ı yaklaşık 425 mil bölü saat olarak alacağız. Bunu o dersten hatırlayabilirsiniz. 425 mil bölü saat 189 metre bölü saniye eder. Ve bu V0Y ve V0X bileşenlerinin açının 45 derece olması nedeniyle aynı olduğu anlamına gelir. Bu şüphesiz 189'un karekök 2'ye bölünmesidir. Ve yaklaşık 133 metre bölü saniyedir. Her ikisi de pozitiftir. Bunu y'nin artan yönü olarak ve bunu da x'in artan yönü olarak adlandırdığım için böyle olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Değerlerdir, işaretler önemlidir. Bunlar verilmişti. Şimdi sizlere sınavda sorabileceğim ilk soru geliyor. Uçak ne zaman yörüngesinin en yüksek noktasındadır? Ve uçak motorlarını durdurduğu ve serbest düşme hareketine başladığı noktadan ne kadar yüksekliktedir? Yani ne zaman buradadır ve mesafe nedir? Ne zaman orada olur? Orada olduğu zaman Y yönündeki hız sıfır olur. Pozitiftir. Yer çekiminden dolayı küçülür. Giderek küçülür, durma noktasına gelir ve sıfır olur. Bu yüzden bu eşitliğe soruyorum. Ne zaman sıfır olursun? Bu benim seçtiğim ve böylece sıfır eşit 133 eksi 10 çarpı t yazabilirim. 30 bin fit yükseklikte yer çekimi ivmesinin 10 olarak alınan yer çekimi değerinden büyük ölçüde daha küçük olduğunu düşünebilirsiniz. Biraz daha küçüktür. Çünkü dünya yüzeyinden biraz uzaktasınız. Fakat sadece yüzde 0,3 daha küçüktür. Bu nedenle sadece 10 kabul edeceğiz. 10 almak daha kolaydır. Ve ne zaman yüksek noktadır? T 13,3 saniyeye eşit olduğu zaman. Bu uçağın buraya gelmesinin ne kadar zaman alacağıdır? Son ders anlattığım zaman yaklaşık 15 saniye olduğunu söyledim. Çünkü sayıları yuvarladım. Yaklaşık 13,3 saniyedir. Ve şimdi? H mesafesi nedir? Ha. Şimdi bu denkleme gitmem gerekiyor. H'nin sıfır olduğunu söyleyebilirim. Bu Y sıfırın sıfır olduğunu seçiyorum. Bunu böyle yapmakta özgürüm. H eşit sıfır artı 133 bu sürattir. Çarpı 13,3 saniye eksi 1 bölü 2 çarpı g bu 5'tir. Çarpı 13,3'ün karesi. İşte h böyle olmalıdır. Ve yaklaşık 885 metre olarak çıkıyor. Sanırım derste yaklaşık 900 olduğunu söylemiştim. Oldukça yakın. Öyleyse şimdi P'ye ulaşmasının ne kadar zaman alacağını ve düşe mesafenin ne olduğunu biliyorum. Ve bütün seyahat bu başlangıç noktasına geri gelecektir. Eğer biz buna bir tür başlama noktası, başlama yüksekliği olarak altlandırırsak, tüm seyahat bu zaman iki katı süreyi alacaktır. Motorların yeniden çalıştırıldığı bu noktaya geri gelmek yaklaşık 26,5 saniyedir. Bu durumda uçak yatay yönde ne kadar uzağa gitmiştir? Şimdi bu denkleme gidiyorum. Bu durumda bu noktaya geri geldiği zaman x'i x0 ki bunu kolaylıkla 0 olarak seçerim. Artı 133 metre bölü saniye ki bu x yöndeki hızdır ve asla değişmez. Uçak burada olduğu zaman x yöndeki bu hız buradaki gibi 133 metre bölü saniyedir. Yeri gelmişken 300 mil bölü saat eğer hiçbir hava direnci veya herhangi bir tür hava sürtünmesi yok ise asla değişmez. Böylece artı 133 çarpı zaman ve tüm seyahat 26,6 saniye sürer. Ve bunu kilometreye çevirirseniz yaklaşık 3,5 kilometredir. Şimdi kendinize uçak bu S noktasında olduğu zaman hızı nedir? sorusunu sorabilirsiniz. Ve şimdi bu bir boyutlu x ve y düşünceyi terk etmek isteyebilirsiniz. Bakınız bu bir parabol ve tamamen simetriktir diyebilirsiniz. Eğer uçak buraya saatte 425 mil ile 45 derecelik bir açıyla yukarı gelirse bu durumda buraya yine 45 derecelik bir açıyla ve 425 mil bölü saat ile geleceği açıktır. Ve elbette 100 alırsınız. Bu açık. Ancak bunu iki boyutlu bir hareket olduğunu düşünmeye devam ettiğimi takdir etmenizi isterim. Ve böylece S noktasındaki X yönündeki hızın ve Y yönündeki hızın ne olduğunu hesaplayabilirim. Peki S noktasında X yönündeki hız nedir? Denkleme gidiyorum. İkinci denklem. Bu V0x'tir ve bu 133 metre bölü saniyedir. Y yönündeki hız nedir? Şimdi bu denkleme gitmem gerekiyor. V0y eksi gt. 133 eksi 10 çarpı 26,6 saniye bu S noktasına ulaşılması için gereken zamandır. Ve ne bulurum? Eksi 133 metre bölü saniye. Başladığında y yönündeki hızı artı 133. Fakat şimdi eksi 133. Görüyor musunuz? Bu işarete bağlıdır. Bu harika. Bu şekilde ele almak çok iyi bir şeydir. Şimdi x de 133 metre bölü saniye ile geldiğini biliyorsunuz. Bu pozitif. Y yerinde eksi 133 ve bu durumda net bu iki vektörün toplamı nedir? Tabii ki bu vektördür. Sürpriz yok. Bu açı 45 derece ve bu ikinin karekökü çarpı 133 ve kesinlikle bu 189 metre bölü saniyelik hızı yine verir. 189 metre bölü saniye ve bu 425 mil bölü saat eder. Tabii ki bunu yapmanızı tavsiye etmiyorum. Parabolün simetri özelliğinden dolayı hemen bu sonuca varmak mükemmel bir şekilde mantıklıdır. Şimdi düzgün dairesel harekete dönelim. Düzgün dairesel hareket bir cisim daire etrafında döndüğü ve sürat asla değişmediği zaman meydana gelir. Eğer sürat değişmiyor ise tabii ki bu durumda yön sürekli değiştiği için hız değişir. Fakat sürat değişmiyor. Dairemiz burada. Yarı çapı R. Ye. Ve şu anda cisim burada olsun. Belli bir hıza sahip. Bu 90 derece. Ve bir süre sonra cisim burada. Sürat aynı fakat yön 90 derece değişmiştir. Bunlar vektörler ve aynı büyüklüğe sahipler. Düzgün dairesel harekete sahip olduğumuz böyle bir durumda düzgün dairesel hareket ilk olarak saniye biriminden periyot T olarak adlandırdığımız şeyi tanımlarız. Bu dolanması için gereken zamandır. Sonra frekans olarak adlandırdığımız şeyi yani saniyede kaç kez dolandığını tanımlarız. Ben F harfini tercih ederim. Fakat kitap Yunan harfi Nu'yu kullanır. Nu'nun daima V yani hız ile karıştırıldığını gördüm. F'yi yelememin sebebi budur. Bir bölü T'dir. Birimi saniye üzeri eksidir. Fakat çoğu fizikçiler bunu hertz olarak kullanırlar. 10 hertz, saniyede 10 kere dönmek anlamına gelir. Ve sonra biz açısal hız omega'yı tanımlarız. Omega radyan bölü saniye birimindedir. 2 pi radyan alması t saniye sürdüğü için omega 2 pi bölü t olarak yazılabilir. Şimdi bu durumda biz sürate ki bunu doğrusal hız olarak da düşünebiliriz. Bir saniyede kaç metre gittiğine doğrusal hız diyoruz. Buna karşılık bir saniyede kaç radyan gittiğini ise açısal hız. Yani bu doğrusal hız, bu açısal hızdır. Ve bu doğrusal hız bu durumda sürattır. Elbette bunu bulmak için dairenin çevresini dolanmak için geçen zamana belersiniz ve bu aynı zamanda omega r'dir ve şimdi metre bölü saniyedir. Bütün bunlar ancak ivme varsa mümkündür ve bu ivme merkezcil ivme olarak adlandırılır. Daima merkeze doğru gösterilir. a merkezcil a merkezcil ve merkezcil imenin büyüklüğü z kare bölü r ile verilir. Bu nedenle de omega kare r'dir ve şüphesiz metre bölü saniye kare birimindedir. Özel bir örnek üzerinde çalışmak istiyorum ve seçtiğim bu örnek Houston'da NASA tarafından insanların oldukça şiddetli iğmelerle nasıl başa çıktıklarını görmek için kullanılan insan santrifüj cihazıdır. Bu o santrifüj cihazıdır. dönme ekseni burası. Ve yarı çapı yani buradan buraya olan mesafe bu kadar olacağını düşünmeyeceğinize rağmen yaklaşık 15 metredir. Astronotlar buradan içeri giriyor ve sonra bu sistem dönüyor. Ve bu yüzden bazı sayılar vererek bunu çözülmek istiyorum. Yarı çapı 15 metredir. Şüphesiz kişinin bu kürenin neresinde oturduğuna biraz bağlıdır. Yaklaşık dakikada 24 devir yapıyor. Ve bu 0,4 ters anlamına gelir. Bir dönme için geçen periyot yaklaşık iki buçuk saniyedir. Bu şey etrafında iki buçuk saniyede bir kez dönüyor. 2 pi bölü t ile verilen açısal hız omega eğer 2 pi'yi alır ve 2,5'a bölersek yaklaşık 2,5 çıkar. Bu tamamen tesadüf. Bunun elbette aynı olmak zorunda olduğunu düşünmeyin. Sadece bu ölçüler için böyle çıktı omega yaklaşık 2,5 radyan bölü saniyedir. Ve sürat, doğrusal sürat, teğetsel sürat, eğer böyle adlandırmak istiyorsanız omega r'dir. Bu yaklaşık 37,7 metre bölü saniye çıkar. Ve bu yaklaşık 85 mil bölü saat olur. Ve bu oldukça büyük bir sürattır. NASA'nın ana amacı olan merkezcil ivme nedir? Bu omega kare çarpı r'dir. Ya da isterseniz v kare bölü r olarak alabilirsiniz. Şüphesiz aynı cevabı elde edeceksiniz. Eğer bir kayma yapmadınız ise bu 95 metre bölü saniye kare olur. Ve bu yeryüzündeki yerçekimi ivmesinin yaklaşık 10 katıdır. Eğer eklerseniz gerçekten süper bir şeydir. Döndüğünüz zaman yönün sürekli değişmesiyle bu yönde 10G hissediyorsunuz. Ve daha sonra bunu farklı yönde hissediyorsunuz. İnsanların gerçekten buna dayandıklarını hayal bile edemiyorum. Bayılmadıklarını görmek isterim. Siz ve ben gibi çoğu insan eğer bir yönü değişmediği doğru yol boyunca hatta dairesel bile değil imelendirirsek sadece bir doğrusal çizgi boyunca 6G'ye yaklaştığımız zaman çoğumuz bayılırız. Bunun bir sebebi vardır. Kan dolaşımında problemler oluşacak ve yeterli oksijen beyne gitmeyecek ve bayılmanın nedeni bu olacaktır. Bu astronotlar 10G'de nasıl yapıyorlar ve yön sürekli değişiyor aklı ermiyor. Bir Boeing 747'yi alırsanız piste çalıştığı andan kalkmasına kadar 30 saniye sürer. Eğer fırsat bulursanız bu zamanı ölçmeniz gerekir. 30 saniye oldukça kısadır. Ve bu zamana kadar uçak yaklaşık 150 mil bölü saatlik bir hıza ulaşmıştır. Ve eğer hesaplarsanız, iğmenin de sabit olduğunu varsayarsanız bu kolay bir hesaplamadır. İğmenin sadece 2 metre bölü saniye kare olduğu sonucu çıkar. Bu yer çekim iğmesinin sadece 5'te 1'dir. Havalandığınız zaman kendisi iyi hissediyorsunuz değil mi? Çok rahat. Sadece 2 metre bölü saniye kareyle. Bu zavallı insanlar, erkekler ve kadınlar için 95 metre bölü saniye kare. Sınav koruları arasında olmayan bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Fakat bu üstünde düşünmenizi istediğim bir şey. Eğlenceli bir şey. Her zaman eğlenceli bir şey yapmak daima iyidir. Bu benim son dersimle ilgili. Bunun daha iyi olması için ilk olarak ellerini temizlemem gerekir. Burada bir çubuk metrem var ve bu metreyi iki elimin işaret parmakları üzerine yerleştireceğim. Önümde tutacağım iki parmağımın üzerine koyacağım. E i̇şte böyle. İki parmağımın üstünde duruyor ve parmaklarımı birbirine doğru hareket ettireceğim. Kesinlikle bunlardan biri ilk önce kaymaya başlar. Hangisi olduğunu size söyleyemem. Fakat çok acayip bir şey olur. Eğer ilk olarak bu kaymaya başlarsa biraz sonra o durur ve sonra diğeri kaymaya başlar ve o durur. Ve sonra bu kaymaya başlar ve bu böyle sürüp gider. Ve bu çok ilginç. Kesinlikle bu geçen defaki dersten sonra açıklayabilmemiz gereken bir şeydir. Şuna bakın. Değişimi görüyor musunuz? Bunu biraz daha hızlı yapacağım. Sol gidiyor, sağ gidiyor, sol gidiyor, sağ gidiyor, sol gidiyor. Bir kez daha buna bakın. Sol gidiyor, sağ gidiyor, sol gidiyor, sağ gidiyor. Değişiyorlar. Fikirlerinizi söyleyeyim. Pivot'un diğer öğrencilerle tartışabileceğiniz bir özelliği olduğunu biliyorsunuz. Yani bu tartışma düğmesini kullanın ve bir açıklamaya varıp varmadığınızı görün. Sınavınızda başarılar. Gelecek derste görüşürüz.